takipçileri, bugün sizlerle beraber yepyeni bir hayatta kalma oyunu oynayacağız. Oyunumuzun ismi Conan. Oyunumuz barbarların yaşadığı bir çağda geçiyor, öyle gözüküyor. Hatırlayacağınız üzere Forrest'la beraber bu survival tarzı oyunlar bayağı bir ivme kazanmıştı. Bu yeni oyunu da hep beraber inceleyelim istedik. Lafı çok uzatmadan hemen karakter yaratma ekranından başlayalım. Arkadaşlar, oyunun ana menüsünden oyunu başlatmadım çünkü karakter ekranına geçmesi early access'te olduğu için oyun büyük ihtimal performans sıkıntısı var. Bayağı bir uzun sürüyor. O yüzden direkt bu ekrandan başlamayı uygun gördüm. Lafı çok uzatmayacağım. Burada karakterimize verebileceğimiz özellikler var. Bunlar karakterimizin ırkı, işte ten rengi, kafa yapısı vesaire, bunları seçebiliyoruz. Abi buradan kendinize hangisi uygunsa arkadaşlar onu seçin. Hiç şey değil. Şuradan şunu seçelim. Neymiş? Good no worship. Sacrifice. Aa, yam yam. Yam yam olalım abi, yiyelim. Oyundaki en güzel özelliklerden bir tanesi karakterin sesini seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Cut me down please. Cut me down please. The gods are watching. Sesleri dinleyelim. Cut me down. Konuşmak istemiyorsanız da 6. seçeneği seçebilirsiniz. Bu konuşamıyor, daha konuşmayı çözememiş. Please, death is coming. Şu olsun. Karakter tasarım ekranı bu arada bayağı bir ayrıntılı. Şöyle de karakterinize bakabiliyorsunuz, sağına soluna her şeyine. Tipi değiştirebiliyoruz böyle. Neyse, şöyle dursunuz. Saç rengimizi kırmızı yapalım. Oh, şöyle olsun. Kaşları da kırmızı yap abi. Şöyle de bir kerimcan kaşı ekleyeyim şuraya. Oo, kozmetik. Buralar lipsi değiştiremiyor. Bayan karakterler için büyük ihtimal. Çene vesaire, bunlara çok girmeyeceğim. Body'yi ne yapalım? Body'yi çok uzun yapmayayım. Abi orta karar her zaman iyidir ya. Çok uzun olduğu zaman da koşmasında sıkıntı olabilir herhalde. Oh, oha. Tamam, böyle ol. Türk Gamer Head Hunter tamamdır. Contain Symbol. Symbol içeriyorsun diyor. Tamam abi, değiştir ismimizi. Loading complete. Buraya geçelim. Böyle bir açık dünyada doğduk arkadaşlar. Sol üst köşede ne var? Kalp canımızı gösteriyor büyük ihtimal. Şimşek enerjimizi. Evet, E ile çevredeki şeyleri toplayabiliyoruz. Topla abi. Direkt düz Forrest mantığı. Topla abi. Bastığımızda direkt şeyler açılıyor. Level mi attık biz bu arada? Evet. Strange'e basalım. Bu arada bunları da tek tek basabiliyorsunuz. Bu da ayrı bir özellik. Kazmamız varmış. Torçumuz var. Üstümüze bir şeyler yapabiliyoruz. Şimdi bunun için ne gerekiyor? Branch gerekiyor. Toplayalım abi çevreden. Thank you.
Al abi, direkt al bunları. Çölde başladı bu arada oyun. Conan'ın olayı çölde geçecek o zaman. Craftladım. Ne oldu? Ha, crafting diyor, tamam. Bekleyeceğiz craftlayana kadar. Tamam, bu bitti. Torch için level attık bu arada. Survival'a verelim. Ayakkabı. Torch için ne gerekiyor? Şu samandan gerekiyor. Oo, hareket güzeldi. Bak, hareket çok şahane. Harika. Tabi yani önceki survival oyunlara göre belli şeyleri geliştirmiş olmaları gerekiyordu zaten. Bu arada bununla... Bunun canı gidiyor. Zaten uyduruk bir şey bu. Stamina bitti. Tamam. Bunları alamıyor musun lan? Stone alıyor bu. Bunlar çalı çırpı değil mi? Shelter. Buraya nasıl gireceğim? Burası saklanma yeri. Hiçbir şey olmuyor. Buraya giremiyor musun? Girilebilecek bir yer gibi gözüküyor ama. Abi ne çok level atlıyorsun. Ha, learn recipes, tamam. Ha, craftlayacağımız şeyleri de buradan öğrenebiliyoruz. Süper. Demeye çalışıyor ki onu anlamadım. Knowledge pointlerini harca diyor. Bir tane var puanım. Onu harcayayım. Cost 50 diyor. Şuna harcayabilirim. Ha tamam, okey. Buna harcayayım. Tamam, buradan campfire yapabiliyorum sanırım artık. Öyle mi? Yok. Daha yapamıyorum. Biraz daha zamanı var. Ama benim öncelikle bir barınak, bir şey yapmam lazım. Eğer diğer survival oyunlarda olduğu gibiyse gece başımıza iş gelebilir. Yapmamız gerekiyor yani. Bu arada oyunun bir diğer özelliği şeyler var. PvP dediğimiz hani bu
karşı karşıya savaşma özelliği de var anladığım kadarıyla. Multiplayer'da bunu da yapabiliyorsunuz. Online olarak girdiğinizde hani multiplayer modunda karşılıklı da savaşabiliyorsunuz. Aa, bu arada üçüncü kişi gözüyle de oynayabiliyoruz. Aynen, süper. Abi, karakterinizi de görebiliyorsunuz bu şekilde. Gayet iyi. Ama niye benim döndüğüm yere dönmüyor onu anlamadım. Niye dönmüyorsun? Dönmüyor. Onu düzeltirler büyük ihtimal. Şimdi ben bunları aldım. Torç yapabiliyor muyum? Torcu yap bakalım bir. Bunun için 25 tane ihtiyacım var. Ayin yapacağız. Baltaya ihtiyacımız olacak. Taş topla. Her zamanki şeyler. Taş topla, odun topla. Thirsty, susadı. Ha, soluk duşa hiç bakmadık ki. Enayi gibi koşturuyoruz ortalıkta. Su, nereden bulacağız suyu? Çölün ortasında. Taş bir tane daha lazım. Şimdi buradan suyu bulmamız lazım. Su sıkıntı. Abi canımız gidiyor ya. Ölüyoruz şu anda. Abi direkt öldük ya. Bir dakika. Öldüm yani. Direkt öldüm. Yatak inşa et dedi. Kaldığım noktayı kaydetmeyince öldük arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bir saniye. Şimdi bu hard oldu. Benim yine hiçbir şeyim yok. Baştan mı başladım ben? Evet, baştan başladım. Susuzluk yüzünden öldüm. Bu ne? I am beaten. Left to rot among the ruins of the past. There are others here. Slaves, bandits and cannibals, exiles from lands I've never heard of. Some of them try to scrape a life from the wasteland, scrabbling in the rocks and sand for their own place. Bize gerekli itemleri veriyor mu ya? The life that I left behind haunts me. The sun over the glittering spires of Belvarus is forever denied me. The smell of my daughter's hair. I will pass the ghost fence. In this cursed land, to whoever reads this note, I leave the last of my water and this message. Stranger, you have my pity. You do not know how cursed you truly are. Shelter, bak burada saklanabilirsin. Yağmur falan da yağmaz gerçi, şöyle burası da gölge abi sonuçta. Şu iskeletlerin olduğu yerlere bakalım. Burada bir
şey yok. Ne alemde? Susuzluk daha var, susuzluğa. Topla şey, ağaç dalı toplamamız lazım bu arada. Oha. Yok. Elimde bir şey yok. Bastı gitti. Güzel. Gelmez herhalde gel. Bir tane mi eksik kaldı? Bir tane eksik kalmış ya. Nasıl bakalım? Hareket süper ya. Demek ki oyun başta suyu veriyor ya da öldük diye verdi. Görmedik. Öyle evle geblek gezdik sağda solda. Şu patikayı takip edeceğim ya. Patika bizi çıkartacak bir yere. Ha, ileride bir şeyler var. Şimdi şuradan bir odun parçası toplayalım ya. Ne oldu? Oğlum kaplumbağa mı saldıracak bize? O ne lan? Lan mutant bırak peşimi. Abi bir sürü çıktı lan. Öldü herhalde. Öldü de benim cam bitti. Bunu yiyemiyoruz mu ya? Ha, kemik memik aldık. Tam level atladık da. Aynen buradan tek tek yapacağımız şeyleri açıyoruz. Şimdi bu kemikle ben bir şey yapamam. Ama ben bir kamp ateşi yaksam 50'ye 30 istiyor. Aha. Bunda bir şey var mı? Yok. Yeriz abi bunları. Bunları öldürelim dur.
Acımızdan ölecek halimiz yok. Bunları yiyeceğiz. Yumurtalarını da aldım zaten. Tamam. Şurada bayağı çalışır bu var. Şunları bir alalım. Taşıma kapasitesi yalnız Forest'a göre daha üst düzeyde sanırım ya. Ne haber? Kötü bir ses çıkıyor biliyorum ama hayatta kalacağız değil mi? Yapacak bir şey yok. Kaplumbağa, maplumbağa ne bulursak öldüreceğiz. O ne lan? Orada bir adam var. Ha, o troll gibi yaratıktan var yine. O geç aldı onları. Bunlarla boğuşabilecek güçte değilim şu an. Hayda, timsah geliyor, iyi mi? Kaç 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 kaç. Şey yok elimde. Burada kamp ateşi var. Timsah gelme be. Gelme be. Vallahi peşimi bıraksan çok süper olur ha. Hala geliyor, iyi mi? Abi. Silah yapacağım, silah yapacak vakit yok. Kovalıyor mu? Kovalıyor. İnanılmaz ya. Çölün ortasına geldim. Timsah beni kovalıyor. Stamina bitti bu arada. Gelirse de yapacak bir şey yok artık. Geldi. Gel lan. Gel. Korkun, acele faydası yok. Seninle dövüşeceğiz. Ölmüyor da, ölmüyor da ya. Abi çok uzun değil mi bu kovalama şeyi? Kötü oldu ya. Ben alışamadım abi dinamiğe. Mataram da gitti. Şimdi mataram da yok. Ben ne içeceğim, ne yiyeceğim? Bir daha başa döndük. Neyse, matara yapmayı biliyoruz en azından. Da. Nereden bulacağız şimdi o kadar ekipmanı? Bir daha baştan toplayacağız. Bak orada o yaratıktan var yine. Bu arada ani performans düşüşleri normal arkadaşlar. Oyun hani beta'da diyebiliriz. Gel. Şunu da son kez bir dövüşelim, videoyu öyle bitirelim. Gümrük gümrük şununla bir dövüşeyim ben şöyle. Aa, daha çabuk öldü ya. Burada geyik falan varmış.
Güzel. Bu ne? Oo, enteresan bir yaratık daha çıktı. Yaratık seviyesi üst düzeyli arkadaşlar oyunda. Anlaşıldı. ölüp başa dönüyorum ya. Bir yerlere gidiyorum. Ölüp farklı noktalardan doğuyorum tekrardan. Aynen, hepsini bir daha toplayacağız. Arkadaşlar, Conan'ı bir Conan için ilk bakış yaptık. Oyun hakkındaki fikirlerim ne? Yani Conan bana ilk etapta çok zor geldi ya. Belki de arkadaşlarla beraber oynandığı zaman çok daha kolay, çok daha zevkli olabilir. Ha, oyun zevkli zaten. Ondan yana bir şüphem yok. Çok fazla da şey var. Bu bir ilk bakış videosu olduğu için, ilk incelememiz olduğu için hani söyleyeceğim şeye göre, Forrest'a göre bir nebze daha zor sanki. Belki ona alıştığımız için olabilir ama crafting sistemi biraz daha farklı. Çok daha fazla özellik eklenmiş karaktere özellikle. Şurada geliştirilebilir özellikler. Çabuk ölüyoruz. Ekipman ihtiyacımız var. %100 yani elimizdeki o taş şeyle, kazmayla adam öldürmek çok kolay değil. Grafikler fena değil, güzel. Şu olay iyi düşünülmüş. Yani böyle oynamak isteyen de olabilir oyunu. Ne oluyor? Neyse. Böyle oynamak isteyen de olabilir ama bunda sağa sola dönemedim ben. Dönmüyor yani sağa sola. Benim baktığım yere gitmiyor. O da düzeltilir. Hani ürün topla yerlerden, malları depola, ondan sonrasında yeni craftlar yap, geliştir kendini, devam et tarzında ilerleyecek bir oyuna benziyor. Sonraki bölümlerde arkadaşlarla beraber, yani böyle bir 3-4 kişi beraber oynayıp bakmak lazım nedir ne değildir. Tek başına ilk inceleme bu kadar oluyor. Çok da fazla ilerleyemiyorum. Biraz daha spesifik özelliklere o şekilde multiplayer olarak, online olarak bakmak daha eğlenceli olabilir. Bir de olay zaten hani şeyde patlayabilir. Online bölümde PvP açıldığı zaman diğer insanlarla beraber kapıştığınızda patlayabilir. Orada çok daha zevkli şeyler ortaya çıkacaktır. Ama şu ilk izlenim olarak olumlu. Bir o kadar da zor bir oyun olduğu kesin arkadaşlar. Yine de oyunun eğer early access'i elinizdeyse, erken giriş şansınız varsa mutlaka girin, deneyin. Bir sonraki videomuzda belki arkadaşlarla beraber şöyle bir toplu Conan serüvenine başlayabiliriz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oyunla kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.